Evet, Serhan Türk, aydınlat bizi, nedir bu işin aslı, hemen astarı var mıdır? Çok önemli bir oyuncu, bir kere onu söyleyelim, 30 evet, yaşında. Yıllık çok değerli ücrette. Bir oyuncu. Rafa da Silva. Şunu net bir şekilde söyleyelim. Bu oyuncu bu Haziran 2024'te boşa çıkıyor. Evet. Boşa çıkan, çok yetenekli, forvet arkası oynayan, hem sağ kanat hem sol kanat oynayabilen özelliğe sahip. Bu sene de iyi performans gösterdi. Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgisi var. Ama bu oyuncuya şu an için teklif yaptığını söyleyemeyiz. Şu an için biz resmi Galatasaray... Resmi bir teklif ya da gayri resmi bir teklif, gayri yok. Gayri resmi, resmi teklif de yok. Hiçbir şekilde. Neden biliyor musun? Bir ilgi mi var? İlgi var ama ilgi zaten şöyle. Galatasaray'ın bir havuzu var. Fenerbahçe'nin bir havuzu var. Beşiktaş'ın bir havuzu var. Oyuncu havuzu var. Ama bu oyuncu havuzu şimdi bu oyuncular için şu an için konuşmak için, şu an için teklif için erken. Çünkü oyuncularla konuşmalara başlayınca oyuncu diyor ki dur bir dakika ya. Benim bu sene bir milli takım maceram var. Milli takım maceramdan sonra nasıl bir alıcılarım olacak onu görmem lazım. Şu an bağlayamıyorsun oyuncuyu. Zaten oyuncunun sözleşmesi de bitiyor. Galatasaray'ın şu an için resmi bir teklifi oyuncuya yok. Onu net bir şekilde söyleyelim. Yani burada haberde bahsedildiği gibi, ya Portekiz basınının iddiasındaki gibi 3 yıllık sözleşme teklif edildiği şimdi gerçek. Biraz önce sen de şahit oldun. Bir telefon yayına girmeden önce yaptım. Bir telefon, evet, görüşmesi yaptım transferle ilgili isimlerle. Oyuncuyla ilgimiz var. Tabii ki söylendiği gibi ilgimiz var. Ama şimdi daha lig bitmedi. Bu oyuncuların milli takım performansı var. Ama sadece biz şu an için bir havuz oluşturuyoruz. Bu havuz ön izleme havuzu. Bu havuzdan sonra biz elemeler yaparak oyuncular ne olabiliyor, maliyetleri ne oluyor, nasıl alabiliriz, ne fiyatlar alabiliriz onu çıkartacağız. En son kararı da Okan Hoca ve transfer komitesi verecek. Onu da söyleyelim. O açıdan net bir şekilde ben oyuncuya teklifin doğru olmadığını ama Galatasaray'ın ilgisinin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama alternatifler de var tabii ki. Yani bu havuzun içerisinde yaklaşık bir 10-15 oyuncunun olduğunu söyleyebiliriz. O oyunculardan bir tanesi. Rafa Silva gibi isimler mi peki o 10-15 oyuncu? Tabii ki. Nasıl? Şimdi Galatasaray'da kimler gidecek o da merak ediliyor bir yandan. Ciddi bir kadro değişikliği bekliyor musun? Evet, Galatasaray'da ciddi bir kadro değişikliği. Şimdi şöyle, biliyorsun gelenler gidenler bir hesaplamak lazım Galatasaray'da. Kimler gelecek, kimler gidecek. Çünkü Galatasaray'ın kiraya verdiği oyuncular var. Özellikle kiralıktan dönecek oyuncular var. Mesela bir tanesi Zaniolo, bir tanesi Yunus Akgün, bir tanesi işte Ross, Matias Ross, bir tanesi Emir... Saydığın isimde ben unutmuştum ha. İşte biz de unutuyoruz da o yüzden yani bunlar Yusuf Demir bayağı mesela. Var. Yusuf Demir evet. Ya, dün konuştuk bunlar Yusuf Demir'i. Dönünce dönecek de çok isim var evet. İşte bunların dönüşü var. Bir de dönmeden kiralanması, dönmeden satılması da bir söz konusu. Mesela Zaniolo için ben gelir gelmez bir transfer yapacağını düşünüyorum. Mesela Hakim Ziyech'in sözleşmesi uzadı şu an. Hakim Ziyech'in bir Arap Yarımadası'na gideceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın şu anki planlamasında çok dönecek oyuncu olduğundan dolayı biz hatta dün bir iftar yaptık. İftarda da arkadaşlarla konuştuk. Saya saya bitiremedik oyuncuların, hangi oyuncuların döneceğini, kimlerin döneceğini. O açıdan Galatasaray'ın şu an havuzu oluşturmada, kendi portföyünü oluşturmada, kendi oyuncularının geri dönüşünü görmesinde bir yani görmesi lazım. Sezon sonunu görmesi lazım. Sezon sonundaki oyuncuların performansını da bir değerlendirmek lazım. Ya zaten bunlar için bir kamp dönemi var ama kampa gitmeden de satılacak oyuncular da mevcut. Bu açıdan Galatasaray bereketli bir yeni sezon alışverişine çıkıyor diyebiliriz. Biraz izleyicilerimizin yorumlarına bakacağım. Hazırda bahsettik. Akın Bey yazmış. Diyor ki Zaniolo ve Yunus takımda kalmış olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış. Ligde de en az 4-5 puan daha önde olurdu Galatasaray. Hücumcu kanatlar olması gerektiği kadar Icardi'yi besleyemiyor bu sene demiş. Ne düşünüyorsunuz? Serdar Sarı da senle devam edeyim. Bu yoruma ne diyorsun? Yani Zaniolo ve Yunus'tan bahsetmiş. Tabii o geçen sezona bakınca kanatlarda oynayan oyunculardaki değişim. Kerem hep vardı. Burada Kerem'in sezon başında farklı bir yerde oynaması belki izleyicimizin bahsettiği konuya dahil olabilir. Bir de tabii geçen sezon Raşitsa vardı. Sen nasıl yorumlayacaksın? Yani birincisi Raşitsa'nın arkasında bir boşluk oluştu mu bu bölgede? Kısmen ilk zamanlarda oldu. Barış Alper'i işte orada kullanmaya çalıştılar. Yeni transferlerden kullanmaya çalıştılar. Yeni transferler çok böyle
şaşalı isimler olduğu için ilk başta Kerim'i yerinden oynattılar. Kıvırdattılar diyelim daha doğrusu. Sonuç itibariyle bunlar bir takım oturmuş dengeleri bozdu elbette. Ama bu dengeleri bozmaya değer miydi, risk alınır mıydı? Şimdi transferdeki isimlere baktığın zaman ve transferdeki rüzgara baktığımızda öyle düşünülüyor. Fakat futbolda da bazı gerçekler vardır. Yani hazır olmuş bir şey varsa onu bozmak istiyorsan ondan daha iyisini. Netice itibariyle birçok sıkıntı yaşadılar burada ve tekrar fabrika ayarlarına geri döndüler. Yani o Kerem, Mertens, Icardi, Barış Alper, eğer o fabrika ayarlarına geri dönülmeseydi bence bugün Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı, Galatasaray ikinci olarak söylüyorum tabii, hı hı, çok daha fazla olurdu Melike. Okan Hoca fabrika ayarlarına geri döndüğü için mecbur dönüş bu. Bu da şunu gösteriyor, şampiyon kadroları bozmazsan rakip kimleri transfer ederse etsin yine de avantajlı duruma düşüyorsun. Selman Bey Rafa Silva ile ilgili yorum yapmış. Beni hiç heyecanlandırmıyor. Beşiktaş'ta da adı geçti geçen senede. Evet. Artık bak kötü oyuncu demiyorum. Katkı yani sağlar da demiyorum. Ama artık 30 yaşına yaklaşmış, geçecek yıllık ücreti 4-5 milyon euro alması muhtemel adamlar ister Beşiktaş'a gelsin, ister Galatasaray'a gelsin, ister Fenerbahçe'ye gitsin beni zerre heyecanlandırmıyor. Sıfır heyecan. Gençler. Yani Muçi transferi gibi bir transfer veya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Semih Kluso gibi bir transfer veya Kerem Aktürkoğlu sen 20 yaşında altyapından çıkarttın, 22 senedir oynattırıyorsun falan veya yurt dışında işte scout arkadaşlarım var gönderiyor. Bunlar ne ya diyorum. 18-19 şöyle yaşında. Ama bonservis alan, elindeyse. Onları alan kulüpler beni daha çok heyecanlandırıyor. O isimler daha çok heyecanlandırıyor. Bonservis elindeyse. Şöyle diyelim. İsterse bonservis. Böyle de bir iki oyuncu. Cebinde olsun. Böyle beni birkaç yine heyecanlandırmıyor. Böyle birkaç oyuncu da olduğu zaman takımda güzel bir sentez oluştuğunu düşünüyorum. Oluşmuyor. Ama parasal... ikisi de kaçmamalı. Yani evet. Genç oyuncuyla evet doldurduğunda da yeteneklerle de doldurduğunda o iş olmuyor. Çok eş ortalaması yüksek ve işte biraz geçmiş artık veteranlık öncesine artık adım atmış yıldızlar da olmuyor. Selman Bey diyor ki her gelene kapımız açık. Rafa çok etkili bir kanat oyuncusu gelirse muhakkak çok etkili olur ama gelmezse de dünyanın sonu değil. O kanatta Zaha, Kerem de var. Zaha yeni sezonda çok daha etkili olur demiş. Birkaç gündür Zaha ile ilgili çok olumlu yorumlar yapıyor Galatasaraylılar. Serhan Türk ne düşünüyorsun? Gaza bastılar. Yani o Zaha da gaza bastı. Ziyech de gaza bastı. Önemli olan son 8 haftada gaza basmaları. Yani Ziyech'in mesela Kasımpaşa maçını kurtarması çok ayrı bir karakter olduğunu gösteriyor. Demek ki oyuncu istediği zaman neler yapabildiğini görebiliyoruz.